Merhabalar. Herkese hoş geldin diyoruz. Şimdi Demir'i götüreceğiz. Bir aşısı var. Karma aşısı. İkinci karma aşısı yapılacak. Onun aşısını yaptıracağız. Oradan bir notere uğrayacağız Ceylan'la beraber. Atay'la ilgili bazı işlemler var yapmamız gereken. Evet. Veraset ilanını falan çıkarmamız gerekiyor. Evet. Oradan notere gideceğiz. Noterdeki işlerimizi hallettikten sonra bir avukatımızın yanına gideceğiz. Yine Atay'ın davasıyla ilgili bazı görüşmemiz gereken şeyler var avukatımızla. Bugün böyle bir işlerimizi halledeceğiz. İşte notaydaki işlemler falan nasıl olacak onlara bir bakacağız. Aynen. Biliyorsunuz bizim aracımız, arabamız Atan'ın üzerindeydi. İşte onunla alakalı işlemler falan var, onları bir halletmemiz gerekiyor. Demir ağlıyor, tamam. Demir çıkalım, yolda anlatırız yine. Easy, tamam. Demir, gidiyoruz anneciğim. Gidiyoruz aşkım. Bağırma aşkım. Bağlayalım hem bak. Bir de önlüğü takalım. Önlüğünü takalım senin, tamam mı? Yaramazlıklar yapıyorsun çünkü. Hoppala. Evet, evden ama an itibariyle çıkmış bulunuyoruz. Önce bir sağlık ocağına gidelim. Sağlık ocağında Demir'in aşılarını yaptıralım. İnşallah ağlamaz. İkinci karma aşısı bu arada. Şu an 4 ayımızı geçtik. 4 ay 10 günlük falan oldu. Efendim? Almadım ya. Bir sonraki seferde götürürüz artık. Şeyde yapıştırırız. Aşı kartını da hep unutuyorum. Hepiniz unutuyorsunuzdur. Gerçi ben tek değilimdir yani bu konuda. Evet, şimdi Demir'i otokoltuğuna tutturacağız. Bu arada otokoltuğu da Atan bindi otokoltuğu biliyorsunuz. Böyle koyalım istersen, çıkartacağız ya sağlık ocağında. Kapımızı öt ayıkça. Öt ayık kapımızı de. Hadi de sağlık ocağına de. Bağlayalım emniyet kemerlerimizi. Cuf gidelim de. Hadi gidiyoruz. Oğlum da böyle gösterilere katılacak. 29 Ekim'lere, 23 Nisan'la. Ay ağlayasım geldi. Ay. Çok güzel. Çok tatlı lan. Canlarım benim. Ya çok güzel. 29 Ekim kutlaması da ağlamazsın Beyce. Niye ben bu kadar duygulandım? Ay ne kadar tatlılardı çocuklar. Artık. Ah, hiç mi olmuyor? Bitti tamamen. Bitti. Ha. Çekildi Zeynep. Sıkıntıyla zaten stresle çekilmişti. Biz bunun aşı kartını gene unuttuk abla ya. Sıkıntı yok. Sisteme giriyorum. Şeyi de yaptık biz. Zaten. Rotavirüs aşısını da yaptık ikincisini. Tamam. Onlara işte girmiyoruz. Hani getirmediğiniz zaman onları getirin işleyeyim ben. Eğer atmadıysanız ya da tarihlerini. Şeyde görünmez onlar zaten. Şey değil, çantadaydı o. Zorunlu aşılara e-nabızda görünüyor. Onlar tamam, getiriyor. O, zaten aşı kartına yapıştırılması gerekiyor. Aşkım ya. Bir koyalım kilosunu bir tartalım. Böyle mi tartacağız kıyafetler? Çıkarabilirsiniz. Bunun bir 100-200 gram düşe de bilirim. Siz nasıl düşelim istiyorsunuz? Hadi bazen soymak istemiyor anneler. Ama uğraşmak istemiyorlar. Ben düşüyorum onu. Bu bir kap mı üstündeki? Bir de şu tulumu var değil mi? Hı-hı. Tamam, bundan 100 gram düşelim biz. Dur bakalım Demirciğim. 300 küsür. 7-200 diyelim. 7-200. Nereye? İyi mi Zeynep abla kilosu? Bakalım ayına göre. 4 ay gerçek. Geçen ay kaç kiloydu? Onunla karşılaştıralım. 66 mıymış böyle? Kaç demiştin en sonunda? 64 demiştin. Aa iyi. İlk sandım o zaman. 4. ayında. Nereye gidiyorsun? Başını değil. Dönecek şimdi kendini. Döner. Artık dönmeye başlamış. Yüksekte bırakmayın. Evet. 42 olmuş. 41,5'tu zaten. İyi, kapanmak üzere. Ben kızlar nasıl Zeynep abla? Küçük ama sıkıntı yok. Yani daha kapanmamış. Yani. Üçüncü aydan itibaren kapansa da zaten sıkıntı olmaz. Şimdi demir veriyoruz.
Evet. David veriyoruz. Evet. Kullanıyor. Dönmeye başladı. Anneyi evet. tanıyor, çevreyi tanıyor, etrafı takipliyor. Evet. Şu an yaptığı gibi. Şu kolundaki verimi tuttu mu? Tuttu. Tamam. Şimdi bizimkiler büyük. Tabii o zaman çok fazla böyle teknolojik şey yoktu. Küçük küçük tek telefonlar var. Küçük küçük görüntülerini yakalamış. Ay onlar bile şekilsiz şekilsiz. Bir hoşumuza gidiyor. Bu öyle miydi bu çocuk diye. Bizim telefon da yoktu işte. Yani. Evet. Ama benim çok fotoğrafım var. Annem çok biriktirmiş. Onlar daha güzel. Albüm çıkarıyorum bakayım en azından. Büyüyünce bak ben en tarih çeşeyim küçük bir evet bakın atalım bak, şimdi onlar kaldı elimizde. Evet. Konuştum. 22 yıllık hani evet. 24 yıllık hatta şey destekle oturabilir. Hiçbir sakıncası olmaz. Mesela ben şöyle yapıyorum bazen kendi kucağımda. Annesi de tamamen bittiyse. Şöyle mesela oturmasına bir sakınca yok mu? Hayır hiçbir sakınca yok. Oturabilir. Destekle oturabilir. Anne sütü tamamen bittiyse ek gıda konusunda tattırma yapabilirsiniz. Daha böbrekleri ve mide daha sistemi tam gelişmiş değil. Ek gıdaya tamamen alıştırmak doğru değil. Destekli formül mama, yoğunluklu formül mama anne sütümüz bittiği için bitmeseydi. Keşke anne sütü olsaydı ama bitmiş. 2 ay daha destekli formül mama ek gıdayı da anne süt bittiği için erken geçiş yaşayacağımız için yavaş yavaş tattırma, alıştırma yapın. Tamamen ek gıda için böbreklerimiz ve daha sistemlerimiz gelişmedi. Erken olur, hazmı sıkıntı olur. Formül mamasını verin ama ek gıda mesela yoğurttur, işte küçük küçük şeylerdir tattırabilirsiniz. 6. ayda tamamen yavaş yavaş bir doktorunuz eğitim versin. Değerlendirelim. İki doktorunuzun da verdiğini. Hı hı. Kendi tecrübemle ve doğru olan şekliyle evet şu daha mantıklı evet. Ceylan değil. 6. ayda tekrar ek gıdasını görüşelim. Olur mu Ceylan'cığım? Hı. Yani. Seda'nın dışarıda çevirir mi? Dışarı, içeri, karşılıklı sohbet, iletişim varsa o zaman sıkıntı olmaz. 2 yaşından önce hatta 3 yaşından önce televizyon, telefon vermeyin eline. Televizyon 4,5 ayda hiç açmıyoruz. Ha, hiç açmıyoruz. Kendimiz bile izleyemiyoruz. Yani. Bulunduğu ortamda mümkünse tüm çünkü tek taraflı iletişim onlar. Evet. Otizmi tetikleyen en büyük şeylerden. Hele şu anda inanın çok görüyorum. Konuşamaya gidin maşallah. Dayanıklı oy. Bir oğlan. Oy benim gülüyorum. Olmuyor mu? Şimdi masa sandalye bakmaya geldik dikmek için. Bakıyoruz. Ama bilemedik hangisini alsak. Şu maviler güzel gibi. Katlanması falan da güzel. Yani şu alsan. Aynısı herhalde aşkım. Bu işte. 2 tane alsan işte. Şeyi de alalım taşımak için. Aynen onu taşıyorsun öyle. Krem rengi nasıl? Anneciğim kampa gideceğiz. Kamplara gideceğiz aşkım. Ne oldu? Allah Allah. Ama bunu aşağı indirmek yok. Bu senin boynunu koruyor babacığım, tamam mı? Bunu aşağı indirmek yok. Biz eve geldik, kamp sandalyesi aldık, masası aldık, güzel de bir termos aldık. Artık böyle sabahları, hava güzel olduğu zamanlarda, genellikle Antalya'da hava güzel biliyorsunuz. Güneş de geçiyor Kasım'a kadar falan, sonra Mart'ta tekrardan bir güneş açıyor. O zamanlarda çıkıyoruz böyle ara ara. Tabii ata varken çok çıkamıyorduk biliyorsunuz. O zaman daha da güzeldi ama, daha mutluyduk. Neyse onlara girmeyelim. Şimdi Demir'e de birazcık hani doğayla iç içe olsun istiyoruz. Ara ara böyle ormana götürelim. Birlikte kahvaltılar yapalım, gezelim. Bunları istiyoruz yani. Birazcık da kafamıza dağılsın istiyoruz. Çok fazla evde durmuyoruz açıkçası. Hala da durmuyoruz. Sabahtan böyle kalkıyoruz.
kahvaltımızı falan yapıyoruz. Evden dışarı çıkıyoruz. İşte o an ne işimiz varsa onu hallediyoruz. Sonrasında 5-6 gibi eve geliyoruz. Bir yere gidilecekse gidiyoruz. Şu anda görüşmek isteyen çok fazla arkadaşım var ama ben biraz içime kapandım. Ara ara böyle görüşüyorum. Ne kadar böyle enerjik gibi gözüküyor olsam da değilim aslında. Sadece bastırıyorum. Hani bazı duyguları bastırmak için böyle enerjinizi tavan yapmaya çalışırsınız ya. Sırf o duyguları bastırabilmek için. Bence benim durumumda şu anda bu. Sürekli böyle bir meşgale buluyorum kendime. Ya telefondan böyle değişik değişik işte oyunlar falan indiriyorum. Saçma sapan onları falan oynuyorum. Ya da ne bileyim video izliyorum falan. Bu ara bir tane şeye takıldım. Mesela YouTube kanalına takıldım. İzleyeniniz çoktur. Bana çok attılar video. Hayal Annem diye bir YouTube kanalı. Orada bayağı güzel videolar var. Onları falan izliyorum. İyi geliyor bana. Onun dışında Demir'le ilgileniyorum sabahtan akşama kadar. Demir'le vakit geçirmek bana çok iyi geliyor. Beni çok mutlu ediyor. O varken her şeyi unutuyorum. Yani acımı, kederimi, üzümü bir köşeye koyuyorum ve onunla ilgileniyorum. Öyle günler bu şekilde geçiyor. Zaman geçtikçe de duygularım tabii ki değişiyor. Bunları aktarabiliyorumdur umarım size. Zaten beni birçoğunuz anlıyor ve hani o an yaşadığım durumdan kısa bir partını görüyorlar. Mesela hemen Ceylan burada bunu hisset diyebiliyorlar artık. Beni gerçekten çok iyi tanıyan insanlar var. Yorumları da okuyorum. O kadar güzel yorumlar geliyor ki gerçekten çok mutlu oluyorum. Ve yeni kanala abone olanlar var. Beni hiç izlemeyen insanlar var. Yani ilk baştan başlayarak şu anda videolarımı izleyip de benimle konuşanlar var. Bu da beni çok mutlu ediyor. İşime gücüme sarılıyorum. Daha çok artık paylaşım yapmadım Instagram'dan uzun bir süre biliyorsunuz. Ama dediğim gibi ben bunu iş haline dönüştürdüğüm için artık paylaşım yapmaya da başladım. Reklam anlaşmalarım vesaire. Bunları ben açık açık söylüyorum. Birçok kişi bunları söylemekten kaçınıyor ama ben biliyorsunuz bütün duygularımı samimi bir şekilde anlatabilen bir insanım. Öyle olduğuma inanıyorum. O yüzden hani böyle reklam anlaşmalarım vesaire onlarla görüşüyorum, ürün deniyorum falan o şekilde geçiyor. Biraz Instagram'da uğraşıyorum açıkçası ama YouTube'dan da böyle video çekiyorum. Güzel anılar bırakmaya çalışıyorum. Demir'in zaten böyle kısa kısa anlarını izliyorsunuz Instagram'dan. Hiçbir anını kaçırmak istemiyorum. İşte şu an işte bugün dil çıkarmaya başladı, işte dönmeye başladı. Normalde Demir dönerken kolunu çıkartamıyordu. Dün de Levesi'nin onu öğrendi mesela. Gün gün böyle yani gözümüzün önünde büyüyor ama hiçbir anını kaçırmak istemiyoruz. Çok güzel şeyler bunlar. İşte öyle böyle kafam dağılıyor. Şimdi ek gıdaya başladık biliyorsunuz. Ek gıda için de arkadaşım bir yoğurt vermiş. O yoğurdu mayalayacağım. Süt de aldık. Birazcık yoğurt yapayım diyorum oğluma. Çok sevdiğini söyleyemeyeceğim. Yulafı da, pirinci de, işte yoğurt veriyorum. Tatları tabii kötü geliyor ona. Mama istiyor ek gıda aldıktan sonra. Mesela 2-3 kaşık böyle yoğurt alıyor. Birazcık zorluyorum hani yesin falan diye. Ama zorlamak da iyi bir şey değilmiş. Çocuk ondan tiksinip hani ek gıdaya geçtiği dönemde özellikle 6. aydan sonra irite olabiliyormuş. O yüzden çok da zorlamıyorum. Sadece diyorum hani bir iki kaşık ye yavrum. Hani anne sütü de alamıyorsun. İyi beslen falan. Anne yüreği dayanmıyor. Su da vermeye başladık. Su da içiyor yavrumuz. Bir de şöyle bir durum var. Ek gıda ile alakalı bana çok soru geliyor. Hala da geliyor. Yani bir video izlemeyip diğer video izin böyle arada böyle karmaşalar olabiliyor. Daha çok anneler izlediği için onlara hak veriyorum. Çünkü yetişemiyorlar videoları izlemeye. Şöyle bir durum bizimkisi, biz 3 aya kadar anne sütü aldık. Çok uğraştım, çok zorladım, sağdım, verdim vesaire bu şekilde. Ardından da 4. aya geçtiğimizde doktorumuzla konuştuk ve hani yulaf, pirinç, 2 tane mama önerdi bize. Onlardan Instagram'da sabitlenenler de var, oradan bakabilirsiniz. Linkledim onları da. Onlardan önerdi. Sadece dedi bunları dedi ara ara verin dedi. Yiyebildiği kadar verin dedi. Su verebilirsiniz dedi. Ve yoğurt önerdi. Bunun dışında başka hiçbir şey vermiyoruz Demir'e mamasının dışında. Ama eğer anne sütü alsaydı ilk 6 ay boyunca anne sütünün dışında hiçbir şey vermeyecektik. Yani biz şu anda mamaya devam ettiğimiz için, mamayla devam ettiğimiz için 4. ayda ek gıdaya başladık. Umarım hani aydınlatabilmişimdir. Çünkü burada çok karmaşa yaşayan insanlar oluyor. Ama bence anne sütü alsa bile böyle ara ara yoğurdun falan tadına baktırmak bence iyi olabilir. Sadece anne sütüyle devam etmeyip de hani
tatları da alırsa eğer 6. ayda ek gıdaya başlamak daha kolay olur diye düşünüyorum. Bu benim fikrim, benim düşüncem, okuduğum kitaplardan, araştırdığım kaynaklardan, edindiğim verilere ve anne yüreğinin sesini dinleyerek ulaştığım bilgiler. Bu şekilde umarım sorularınızı da yanıtlamış olurum ek gıdaya alakalı bu videoda. Zaten 6. aya geçtiğimizde de bununla alakalı videolar çekeriz inşallah size. Dediğim gibi yoğurt mayalayacağım. Demir'i uyuttum. Demir yatağın içinde dolana dolana işte bir ağlıyor. Be diye bağırıyor. Böyle garip garip sesler çıkartıyor. Çok böyle aktif, heyecanlı, enerjik bir çocuk gerçekten. Annemle falan görüntülü konuştuk birazcık. Onlar da Demir'i özlüyorlar. Bu arada annemin evinde boya badanı oluyor. Hala devam ediyor. O yüzden çok fazla gelip gidemiyor. Bir de koltuklarının kılıfını falan değiştireceğiz. Söylemişim galiba bunları. O yüzden gelemiyorlar, özlüyorlar. Görüntülü arıyorlar sürekli Demir'i görmek için. Yani eskisi kadar kayınvalidem annemi göremiyorsunuz videolarda ama sürekli irtibat halindeyiz. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Muhtemelen bu videoda da bundan sonraki videoda onu görürsünüz diye düşünüyorum. Atanın odasını ben kendime ait bir oda yapacağım. Yani Atayla benim odam gibi olacak. İşte o çekimlerimi falan orada yapacağım. Odasını hiçbir şekilde bozmayacağım. Aynısı gibi duracak. Sadece oraya bir masa, çalışma masası gelecek. Video editlerimi falan orada yapacağım. O da çünkü bana çok iyi geliyor. Orada olmak da bana iyi gelecek. Atanın resimleriyle falan süsleyeceğim orayı. O yüzden bir IKEA'ya gideceğiz. Birazcık alışveriş yapacağız. Çerçeve falan alacağız onun odasına. Yine salonunda güzel işte ahşap stand falan alacağız. İçerideki şey biliyorsunuz kitaplık, onun üstü cam. Cam olduğu için de yarın bir gün Demir ayaklandığı zaman düşer falan diye camı da alıp kitaplığı da içeri götüreceğiz arkadaşlar. Bir de balkondan ben çok korkuyorum. Bizim balkon çok tehlikeli. Demirleri çatır çatır kırılıyor çünkü. Büyüdüğü zaman o masanın üzerine çıkıp hani kendini aşağı atar falan diye çok çok korkuyorum. O yüzden onun için de bir çözüm üreteceğiz bir şekilde. Gerek diğer balkon için gerek bu balkon için. Öyle şimdi ben bir yoğurdumu yapayım. Çok uzun konuştum mu acaba? Uzun konuşuyorum ama merakınızı giderdim diye düşünüyorum. Böyle sohbet edesim geldi, etmek istedim. Sıkılıyor musunuz? Ben böyle sohbet ettiğim zaman, kendimi açıkladığım zaman bilmiyorum ama ben böyle çok mutlu oluyorum. Yani sohbet edince iyi geliyor. Sonra yorumlarda konuşuyorum falan. İyi geliyor yani bana. Neyse şimdi yoğurdumu bir mayalayayım arkadaşlar. Sonra video edesim var. Size video yetiştirmeye çalışacağım. Tarık da içeride televizyon izliyor. Ben birazcık yalnız kalmak istedim. Birazcık balkonda kahve içtim. O arada Tarık televizyon izledi. Evet, şifa olsun oğluşuma. Evet. Babaanne geldi. Demir'le oyunlar oynuyor. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Demir. Sana. Nasılsın öğreniyor oyuncağa gitmeye doğru? Hadi, kıyamam ben sana. Hadi hadi al hadi yardım sana. Sana yardım hadi. Sinirlendi. O zaman gel. O zaman gel bakalım. Hoppa. Hadi. Balarısı. Balarısı merhaba. Balarısı. Yardımlar yavaş yavaş gidiyor ama ben çok fazla paylaşım yapmak istemiyorum bu konuyla alakalı. Yani çünkü elden giden yardımlar da oluyor. İnsanları da rencide etmek istemiyorum. İki tane SMA'lı çocuğumuza şu anda destek çıktık. Yani atam destek çıkmış oldu. Onları ayrı bir videoda kısaca bir anlatmak istiyorum zaten size. Atanın son görevi gibi bir video gelecek. Güzel paketler yapacağım çocuklara, göndereceğim. Şimdi ayın 28-29-30'unda bir yerde olabiliriz ama belli değil. Şu anlık görüşüyorum. Hep birlikte gidebiliriz. Birazdan görümcem gelecek. Bir saate kadar gelir. Yeni ürünler gelmiş. Onları denedim. Bir yüz yıkama jeli denedim arkadaşlar. Çok iyi. Bir de beyazlatıcı kremi falan var. Beni biliyorsunuz. Denemeden hiçbir ürünü paylaşmam. Şimdi onları çıkarttım. Yani yaklaşık bir hafta falan denemem gerekiyor ürünleri. Yani yüz yıkama jeline ama bayıldım. Duştan çıktım. Bakın yüz yıkama jelini sürdüm. Şurada benim lekeler var. Şimdi beyazlatıcı kremini ve leke kremini kullanacağım. Eğer memnun kalırsam siz buradan zaten anlarsınız. Ben makyaj yapmadan çıkıyorum. Sizler de görmüş olursunuz diye düşündüm. Benim gibi bu bıyık lekelerinden, doğum lekelerinden çok fazla muzdarip olan var.
hep birlikte belki bu kremlerle bir şeyleri toparlarız diye düşünüyorum. Ama onun dışında da farklı ürünler gelip hani böyle leke açıcı ürünler de gelirse sizinle paylaşırım. Hangisini kullanıyorsam. Şimdi kirpik taktırasım var. Tırnaklarımı yaptırasım yok. Çünkü... Kapı niye açık Ceylan? Ben çıkacağım yani şimdi o yüzden açtım. Tırnaklarımı yaptırasım yok. Kirpiklerimi sadece yaptırmak istiyorum. Aşağı yeni bir kirpikçi açıldı. Bu arada ben size demiştim ya küçük bir tırnak butik açmak istiyorum diye. Hemen yan tarafta benim hayalimi başka biri gerçekleştirdi. Şu aralar zaten onunla uğraşacak bir vaktim yok açıkçası. İşle güçle çok fazla uğraşmıyorum. Oraya bir gideceğim. Kirpiği bir soracağım. Randevu alabilir miyim diye. Gitmeden önce. Bakalım bulabilecek miyim? Demir ağlıyor. Ne oldu? Ne oldu aşkım? Buradayım. Ağlıyor. Demir. Demir. Uykun mu var? Demir'e ya. Bana bir söyler misin? Var. Uykusu var belli. Uyumak da istemiyor ama. Hareketlere bak, çağıracağız, çağıracağız. Uykuyu gelecek. Kaçmış gitmiş, gelecekmiş. Kaçmış gitmiş, gelecekmiş. Uyku şarkılarıymış bunlar. Ne oldu bebeğim? Annem. Artık anneyi ve babayı öğrenmiş Tarık'tan ve benden başka kimse durmuyor. Ve bu durum beni çok duygulandırdı. Geçen gün annemlere gitti, annem bana durmamış. Bugün annem de ağlamaya başladı. Yani tamamen bize alışmış. Çok garip hissettim kendimi. Öyle mi? Evet, bize alışmış artık. O bizi biliyor, annesi babası olduğumuzu. Her şeyi hissediyor bizim oğlumuz. Değil mi oğluşum? Annem. Ben birazdan çıkacağım. Tarık'la Demir de dışarıda yürüyüş yapacaklar. İnşallah durur. Keyfi yerinde gibi ama ona bir çorap falan giydireceğim. Şimdi hazırlığı yapıyorum. Sonra çıkacağız. Uykun gelmedi mi şimdi? Senin uykun gelmedi mi şimdi? Açın öyle gelse ağabeyler geldi o. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şu kıyafetini göster bakalım. Seni bir görsünler. Dön etrafında. Dön 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 dön. Ay çok güzel olmuşsun ya. Tamam babacığım dur hızlı. Dur durun çocuğum. Dur düşeceğim düşeceğim dur. Neydi onun adı hızlı? Peki şunun adı. Maracas mıydı? Neydi o? Maracas. 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 Jüpiter bir de Maracas yapmış. Onu da göster. Bak onu şimdi Demir'e verecek. Islak mendille sildi. Al oğlum hadi. Gözleri eline de hayır kendi alsın. İzin ver kendi alsın. Evet. Alamıyor ki bu. Alacak o bekle. Alamıyor ki bu. Alsın. Hadi. Al. Alsın. Evet, bu sana da önce onu. Yırtmasın. Mala kıymetli. Al babacığım, mala kıymetli. Yırtılmasın. Ama yırtılmasın. Ama yenisini yaparız diyor. Ben de sana yenisini al, alırım de, yaparım de. Sen merak etme de. Günaydın, günaydın. Demir Özdemir uyandı de. Aşkım. Annem. Oğlum. Ağladı, beni içeri götür diye. Ne oldu aşkım? Tamam, günaydın yapalım abiler ablalara. Günaydın abilerim ablalarım. Günaydın. Demir. 7-7.30 gibi uyandı. Dün güzel bizde kaldı. Sonra sabahtan evine gitti. Birazcık onunla vakit geçirdik. Oturduk, sohbet ettik. Sonra birazcık oyunlar oynadık. Saat şu an 9'a geliyor muhtemelen. Karnımız acıktı. Kahvaltı hazırlamaya geldik. Bak bakayım kendine. Çok güzelim de.
Çok güzelimdi. Maşallah bana de. Kingir kingir bir gülüyor, bir gülüyor. O videolarını buraya mutlaka eklemişimdir, izlemişsinizdir bundan önce. O kadar güleç bir çocuk ki maşallah, Allah nazarlardan korusun onu, okuyun oğluma. Çok seviyorum seni anneciğim. Seni çok seviyorum anneciğim. Gerçekten abisinden sonra bize ilaç gibi geldi Demir. Yani acısından sonra. Bir de onu da görmediğimiz şeyleri şu an Demir'de yaşadığımız için. Ya onun tabii ki yeri farklı. Yani onu öperken, onu koklarken ki duygu çok farklıydı. Yani o kalbiyle konuşuyordu. Demir tepki vererek konuşuyor. Çok farklı şeyler yaşıyoruz. Farklı duygular yaşıyoruz. Yani bambaşka duygular. Allah isteyen herkese sağlıklı bir şekilde nasip etsin inşallah evlat duygusunu. Öyle. Böyle konuşmaları artık çok fazla uzatmıyorum. Yarıda kesiyorum. Hadi kahvaltı hazırlayalım mı birlikte? Ya çok tatlısın. Ben yemiş oyunum. Bebeğim benim, bebeğim benim. Aşkım benim, oğlum benim. Oğlum benim. Allah'ın bize en büyük mükafatı bu. Ha? Değil mi aşkım? Sen bizim en büyük hazinemizsin. Tamam bebeğim. Altın kızlar. Hello. El sallayın. El sallayın. Evet. Altın günümüze hoş geldiniz. Evet. Efendim. Gelin hadi. Şimdi biz buluştuk. Sadece yürüyeceğiz. Hadi bakalım. Nasıl hadi yürüyeceğiz? Hadi kızlar. Hadi kızlar. Ay sevgilim merhaba. Senin çocuklarıyla ilgilenebilecek misiniz? Yani Hicbir'e bak. Ne bakalım bakalım diyor, bugün de hiç çocukla da ilgilenebilecek misiniz diyor. Ama Demir de var. Jüpiter'i zaten biliyorsunuz. Diğeri de Merve'nin kızı. Tırnağa gidiyordum bir ara. Tırnak buçuk işletiyor kendisi de, onun kızı. Böyle üç çocukla birlikte şimdi sahile doğru yürüyoruz. Kafeye oturacağız. Anne bak. Kim aşkım? Ben kızlar, ben size sahip çıkarım de. Ben size sahip çıkarım, siz merak etmeyin de. Bir yerden çocuk sesi geliyor. Nereye geldik biz aşkım? Nereye geldik annem biz? Hala iki güzel kız da ben burada oturuyorum. Evet. Demir. Çok usluyuz anneciğim. Aşkım, aşkım, aşkım. Üstü oğlum benim uykusunu aldı, keyfi yerinde. Annesiyle gezmelerdi Demir. Ben bebeğin kendisi yok ama şu an burada. Ne oldu? Ayakkabısını çıkarmayın yüzden. Kaybolmasın. Ne oldu? Ne oldu? Alo. Niye? Dakika sonra. Çok önce bir şans. Hop. Evet. Demir'den şans aldım. Hadi. Hadi bir. Demir ayakkabılarına bak anneciğim. Hadi. Ayakkabı oldu. Sıkma kızın etini. Etini sıktı. Sıkıştırdın mı? Evet. Aferin. Bir. İki. Üç. Jüpiter. Böyle yapıyorsun. Öyle olmaz. Hadi hadi. Bir. Cem'in ağır istersen yok. Tamam ya hadi. Tamam bir. Ya hadi. Duyuyor musun? Yapıştık. Bir. İki. Üç. Bir, iki, üç. Şimdi gel, alkış yapalım. Bravo, bravo, bravo. Oyunun kazananı Jüpiter. Tebrikler. Alkışla kendini. Kendi kendine alkışla. Ellerini havaya kaldır, poz ver. Evet. Öpücük at bir de. Birincimiz Jüpiter. Duygularını bizimle paylaşmak ister misin? Nasıl hissediyorsun kendini? Söylemek ister misin? Peki tamam. Çok mütevazısın. Teşekkürler. Sayılır. Yani şu an birazcık girdim ama ama eğlendim yine de ben. Sevindim. Biz de buna çok mutlu olduk. Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, biz parktan eve geldik. Demir Toş'um da uyumak istiyor bir yandan. Bir yandan uyumak istemiyor. Ne istediği belli değil bugün. Değil mi aşkım?
Ama çok mutluyum de. Her zamanki gibi de. Tarıklar arkadaşlarının bahçesine gittiler. Bir sürü şey toplamışlar. Bakın burada bir var. Orada bir var. Çok severim avokado. Dolu dolu avokado. Bakar mısınız? Torbanın içi kocaman kocaman avokadolarla dolu. Burada mandalin, portakal, limon. Bunları yiyeceğiz biz de. Biraz da dağıtacağız de. Değil mi? Değil mi aşkım? Değil mi annem? Değil mi bebeğim? Evet, greyfurtlar. Çok sevdiğim bir kardeşim var, avukat. Burada Antalya Selik'te çok büyük bir arsalar var. Yani 500-600 dönüm falan bir arsalar var. İşte içinde böyle greyfurt, portakal, mandalina ağaçları, işte ceviz ağaçları, avokado ağaçları falan böyle bir sürü şey var. Oraya gittik bugün. Arkadaşlar şunun tanesi bugün pazarda 20-25 lira falan herhalde. Belki 30 lira avokadonun. Bir de Antalya'nın pazarı daha da yüksek. Yaklaşık herhalde bir 2-3 tane falan avokado topladık bugün. Bölüştük yani 3 arkadaş. Bize de işte böyle bayağı bir düştü. Burada da ayırdı Ceylan. İşte poşet poşet annemlere, işte kayınvalideme, kız kardeşime böyle dağıtacağız. Kaç aile nasiplenecek bundan? Sert yani. Bu şey yerli avokado arkadaşlar. Şey değil, ithal değil, yerli avokado. Şu an sert. Bunları biraz bekleteceğiz işte. Herhalde tahminimce böyle bir 15-20 güne kadar falan yumuşamış olur bunlar. Yenecek kıvamı gelir. Bir kısmını dolaba koyarız, bir kısmını dışarıya evet, koyarız. Ceylan çok seviyor. Bu arada tam ismini hatırlayamıyorum ama... Çok güzel bir şeydi. Herhalde muskat cevizi diyorlar buna yani tam bilmiyorum. Çok güzel. Bayıldım yani bu cevize. Şu arkadaşlar. Cevizlerden bayağı bir 2 kilo kadar falan topladım. İçeride de değil mi? Şurada bunlar. Zaten Ceylan hemen yarısını yemiş. Yarısını yemedim, 3 tane yedim. Şöyle topladım bunlardan da. Ya inanılmaz lezzetli bir şey. Tam ismi hatırlamıyorum. Herhalde muskat cevizi mi diyorlar buna? Böyle bir şey derdi. Bir bakacağım hemen. Merak ettim ben de. Güzel. Onun dışında şurada amma var. Evet, o. Kurumat diyenler de var buna yani şundan. Ama bunlar olmamış aşkım. Bekleyince mi oluyor acaba? Bir de şey limon almış böyle toplamış. Bunları sıkıp sıkıp dolaba koyacağız. Muskat cevizi. Herhalde muskat cevizi ya tam bir şey yapmıyor. Hint cevizi de deniyor. Ya inanılmaz lezzetli, taze taze getirdim. Keşke Demir de yiyebiliyorsaydı şunlardan biraz değil yeseydi. Değil mi ya, keşke. Ama artık burada büyüdükçe inşallah ona gider toplarız yani sıkıntı değil. Bu arada orada çok güzel kayısı ağaçları falan da var ama daha şu an mevsim olmadığı için kayısıyı toplayamadık. Önümüz kış. Bu kışta gerçekten çok zor geçecek ekonomik olarak. Öyle gözüküyor. Hani sebzeler mevzeler inanılmaz pahalı olacak. Antalya'da işte böyle bir domates tarlası falan olan bir tanıdığımı da bulursam domates domatesi şimdi çözersek tamamlanmış. Aç kalmayız biz. Aç kalmayız bu kış. Bu arada böyle kabak da var orada. Bir de kabak kopardım getirdim. Hadi şu kapıyı kapatayım çok ses oluyor. İşte bundan da kabak tatlısı falan artık Ceylan yaparsa yeriz. Antalya usulü biliyorsunuz tahinli, cevizli çok, çok güzel, güzel olur. Oluyor. Antalya usulüdür o. Burada tahin çok meşhur Antalya'da. Mezeleri var Antalyalıların tayinli, işte Hibeş mezesi filan. Onun dışında biliyorsunuz Antalya'mızın piyazı çok meşhurdur, tayinli olur. Tayin çok kullanılan bir ürün. Kabak tatlısında biz burada işte üzerine tayinli ve cevizle yiyoruz. Çok lezzetli oluyor. Bilmiyorum sanki biraz bana hani şey gibi geldi, biraz yeşil gibi geldi dışı ama bilemezsiniz yani içi olabilir. Hani Ceylan yapmak isterse Ceylan yapar, olmadı kayınvalideme falan veririz. Bilmiyorum annem yapıyor ama. Yani. Annem yapıyor, kabak tatlısı seviyorum. Yapar mı yapmaz mı? Bunun hepsi büyük, biz nasıl yiyeceğiz? İki kişiyiz evet, zaten. Işte. Sen evet. Hiçbir şey yemiyorsun zaten. Ya kabak tatlısı yedim. Böyle işte ya, birazcık orada zaman geçirdik. Bu arada limon falan da topladım. Birazcık mı? Aşkım 11-12'de gittin. Akşam 7-8'de geldim. Bu arada limonu çok merak ettim. Orada çünkü şey yapamadık. Suyunu, susuzunu anlayamadık. Limonun suyu var mı? Şöyle. Oo, elimi kesmişim. Evet arkadaşlar, muhtemelen hep birlikte 3-4 gün geçirdik. Elimden geldiği kadar ara ara size vloglamaya çalışıyorum. Tarık da keza aynı şekilde. Demir'i uyuttuk. Demir'im uyuyor. Gizem vardı, o gitti. Otele gitmesi gerekiyordu. Otelde çalışıyordu. Ara ara gelip gidiyor bize de. Onunla birazcık zaman geçirdik. İşte Tarık'ın getirdiklerini şu an ayırıyorum Demir uyumuşken. Video editlerim var. Onları halledeceğim o arada da.
Bir de etraf çok dağınık, şöyle gördüğünüz gibi. Atanın odasında birazcık dağınıklıklar var. Onları falan toparlamam gerekiyor. Ondan sonra da güzel bir dinlenme, anne dinlenmesine geçeceğiz. Dizilerimiz gelmiş Netflix'e Tarık'la. Dizilerimize bakarız. Öyle. Yani öyle geçer diye düşünüyorum bugün de. Umarım bizi buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Ben elimden geldiği kadar enerjik bir şekilde güzel bir vlog çektiğimi düşünüyorum. Siz de keyifle izlemişsinizdir inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Bizden kucak dolusu sevgiler. Görüşmek üzere. Bye bye.